Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah ve ba'ud. Kıymetli dostlar, mektubat -ı esad -ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 116. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Selefi salihin ve evliyayı kamiliğin hakkındaki ihlas ve muhabbet, beslediğiniz tertemiz manevi hislerinizin en üstün noktasında olan hüsnü niyetinize karşılık hamd ve şükür görevimizi yerine getirmeye fakirane vicdanımız borçludur. Dervişhane uhdemize verilmiş olan ufacık bir hizmet sayesindedir ki ikinci defa olarak tekrar mektup nimetinizle seviniyor ve iltifatlarınızla şeref ve iftihar duyuyoruz dünyada bahtiyar ve ahirette iftihara değer oluyoruz. Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraber haşredilir. Evliya-i kirama sevgi duyanlar, yani onların amel ve ibadetlerine tabi olanlar, herhalde velilerin şefaatlerine mazhar olacak ve insanlık gereği meydana gelen unutkanlık ve eksikliklerin salih amellerle tamir edilmesiyle başarıya ulaşacaklar. Kıyamet gününde şu üç sınıf şefaat edecek. Nebiler, sonra alimler, sonra şehitler hadisi şerifi de bu görüşü ispat etmektedir. Kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisi şerifinin zahirine bakıp ahiret kurtuluşunu kolay zannedenler, evliyaya sevgi ve onların şefaatlerini layıkıyla anlamayanlar kendilerini aldatmış olurlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz nübüvvet ve dinin hak olduğunu ispat maksadıyla kafirlerin inat ve kibirlerine karşı ashabı gücünden Halid bin Velid'in radıyallahu an Efendimizin tam bir iman ve kalp kuvvetiyle okuduğu Besmele-i Şerife'nin ardından tereddütsüz ve hiç zaman geçirmeden bir kase zehri içtiği rivayet olunmuştur. Halid bin Velid radıyallahu an hazretlerinin iman ve ikanıyla aynı olan bir imana Sahibi iman sahibi düşünülürse onun kelime-i tevhidine itimat etmek caiz olur. Yoksa Rahman'ın arşı olan kalp evinde bir hayli hedef ve masiva varken la ilahe illallah la maksude illallah cümlelerini dille söylemeye ne derece itibar edileceği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Cenab-ı Allah kalp evinizi sevgiyle doldurup zikir nurlarıyla sevindirsin. Hak geldiği batıl zail olduğu ayeti kerimesi gereğince gaflet karanlıklarından ve masiva sevgisinden korusun. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususların altını çizdiler. Allah dostlarını seven ve onların yollarını takip eden kimseler allah Teala'nın izniyle ahirette onların şefaatlerine ulaşacaklardır. Esed Erbili Hazretleri, ahiret hesabını yüzeysel bir şekilde değerlendirip kolay zannetmenin bir maneviyat eli açısından gaflete düşmek anlamına geldiğini uyguladılar. Birçok mektubunda olduğu gibi sözün sonunda dua ve selamlama cümlelerine yer vererek bu uygulamayı bize emanet ettiklerini ifade etmiş oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.